Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bugün çok tatlı iki kardeşimiz var. Çok da güzel bir akrabalıkları var. Dayı yeğen. Öyle değil mi? Evet. Gerçi Mehmet kardeşimize baktığımız zaman pek böyle hani yaşı küçük ama dayı gibi duruyor gerçekten. Evet. Sevgili Merve Nur Atak ve Mehmet Ceyhan kardeşimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Merve 8 yaşında. Mehmet 14 yaşında. Yaz tatilindeler. Bu güzel pazar günü inşallah bizlerle beraber geçirecekler. Bir de şimdi kendi ağızlarından dinleyelim bakalım. İşte tanıtsınlar kendilerini, bize neler yaparlar, nelerden hoşlanırlar, yaz tatilini nasıl geçirecekler. Böyle kısaca bir anlatın bizlere bakalım. Hadi Merve, sen başla istersen. 8 yaşındayım. Tatilde en çok yüzmeyi seviyorum. Oo, bol bol yüzeceksin o zaman. Evet. Harikasın. O kadar. Karne nasıl geldi? Hepsi 5. Hepsi 5. Bu kadar ya. Hepsi 5. Dolu dolu böyle söyleyebiliyor. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum seni. Benden de sana 5 geldi, tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve sevgili Mehmet Ceyhan, seni de tanıyalım. 14 yaşındayım. Sınıfı teşekkürle geçtim. Ben yazın... de teşekkür ediyorum sana. Ne kadar güzel, teşekkürle geçmişsin. Yazın gezeceğim yani. Genellikle hep öyle oluyor. Bu kadar. Harikasınız, evet. Peynirli süslü pilavını yapacağız sizlere. Malzeme listemiz gelsin. Hep beraber, Mehmet'le beraber daha doğrusu. Evet, Mehmet'le bu güzel pilavı hazırlayın inşallah. Biz de uzakta böyle Merve'yle oturup sizi izleyeceğiz. Sonra yanınıza geleceğiz, tatlı yapacağız. Yok, pilav iki... pilav iki çeşitten olacağı için... Şöyle... bizim kameraman kardeş ne istedi? Pirinci istedi, ben de yiyeceğim dedi. Aa, olmaz, çiğ çiğ olmaz. Hiç evet. Olmaz tabii. Ya işte bu kardeşimden var ya, at sevgisi, nasıl bir sevgi varsa ya. Ona evet, pirinçleri de çiğ çiğ yemek istiyor. Evet, şaka bir yana tabii ki takılıyoruz biz burada böyle. Hepimiz kardeşiz tabii ki. Bu öfke ne diye, bu kavga ne diye. Hepimiz kardeşiz tabii ki. Kavga yok, öfke yok. Evet. Hani nerede öfke var Ayşegül Hanım? Sevgi var. Ya öyle kesin. Hani uysun diye söyledim. He, uysun diye. Tamam. Evet, malzeme listemiz geldi. 1 kilogram pirinç, 1 tatlı kaşığı safran, 1 tatlı kaşığı tuz, 50 gram kuş üzümü, 200 gram nohut, 1 çay bardağı sıvı yağ ve margarin, 100 gram kaşar peyniri, 100 gram beyaz peynir, 1 tutam maydanoz, 1 adet de domates kullanacağız Abdullah Usta'nın peynirli süslü pilavı için. Evet, teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Evet, ben o zaman şöyle siz iki erkeği baş başa bırakayım. Ne kadar güzel böyle. Çok güzel değil mi? Dayı Mehmet'le beraber bugün ne yapacağız? Evet, dayı Mehmet'le beraber bugün ne yapacaksınız? Güzel bir pilav hazırlayacaksınız. Şöyle balonlarımızı da Merveciğim. Ne yapalım? Ne kadar güzel, bak dekorumuzu süslüyor. Bunlar 100. programımızdan kaldı. Şöyle alalım ortaya. Ortalığı süsleyelim. Güzel güzel görünsünler. Evet, İmam Mehmet sen o zaman gel yanıma. Şöyle seni yanıma doğru alayım. Şöyle. Sana bir tane de kaşık verelim. Evet. Şöyle sizin robotumuzun altını yaptık. Evet. Öyle değil mi Merveciğim? Biz şöyle sevgili izleyicilerimiz. Bugün seninle beraber oturarak ben programı sunmak istiyorum. Robotumuzun içine, tepsisine sıvı yağımızı döktük. Şimdi sıvı yağımızı döktükten sonra şöyle pirincimizi ikiye ayıracağız. Bir bölümünü şöyle robotta yapacağız, bir bölümünü de tencerede yapacağız. Evet, şöyle süslü olacağı için süslü yapıyoruz. Evet, biraz neşaketli bir plan. Aynı yani. Ayşegül Hanım'ın önlüğü gibi süslü bir şey olacak. Evet, süslü diyeceğim. Olacak. Domates figürü var benim önlüğümde. Domates çok güzel ama, öyle değil mi? Şöyle biraz. Gerçi Merveciğim biliyor musun? Sert domates seviyorum. Ya harikasın. Domatesi zam gelmiş Merve, biliyor musun? Domates azalmış ama neden azaldığını da bilmiyoruz. Söylemiyorlar yavaş bize. Yavaş. Arada bir, domatesin kilosu bir 4 lirayı 5 lirayı buldu. Pazarda bile çok pahalıymış. Geçen çok hafta... yumuşak satıyor bazıları. Çok yumuşak satıyor bazıları, doğru söylüyorsun. Yumuşak satmasalar iyi olur. Merve ne yapıyor? Sert domatesleri seviyor. Buradan domatesçilere sesleniyoruz. Yumuşak domates satmayın bize. Evet. Tamam mı? Bize domateslerin sertini verin diye. Şimdi iki bayan bir araya geldi artık. Siz yemek yaparsınız ama konuşmaya fırsatınız olur mu bilemem. İşte o biraz zor olacak herhalde. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz tekrardan
ocağımızın üstüne tenceremizi koyduk. Şöyle içine biraz sıvı yağımızdan ilave yaptık. Ve kalan pirincimizi de tenceremizin içine ilave yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ayrı ayrı tencereler, birisi robotumuzda, birisi ocağımızda, şöyle güzelce pirinçlerimizi kavuracağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Tenceremin rengi ne kadar güzel değil mi? Şöyle malzemelerimizi yanıma alayım. Sevgili izleyicilerimiz. Eyvah. Anladım. Bu konuyu sonra konuşalım seninle. Hangi rengi seviyorsunuz? Ben de kırmızıyı severim, siyahı severim, kahverengini severim. Biraz daha ben böyle pastel tonlarda, tabii pastel ton ne diyeceksin Merveciğim? Çok böyle canlı cıvıl cıvıl giyinmeyi sevmiyorum ama bakma sen böyle gömleğimin rengine. Ekran için giyiniyoruz tabii ki şu an. Daha böyle mat renkleri seviyorum ben. Renkleri. Evet, açık renkleri seviyorsun. Evet. Ne kadar güzel. Tenceremizin rengi de harika. Ustamıza evet, çok yakışmış çok açık. Değil mi? Rengi. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Ustamız pilavlarımızı kavuruyor. Evet. İkiye ayırdık. Evet. Birisi robotumuzda, birisi de tenceremizde güzelce kavuracağız şöyle. Evet, Abdullah Usta'nın peynir süslü pilavı şu an hazırlanıyor. Pilavımız hazırlanırken ustacığım, evet siz de zannedersen tuzunu ilave tamam, edin. Tamam, şöyle tuzunu sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi şöyle tuzunu ayarlıyoruz. Evet, sen de karıştır Mehmet. Şöyle bir fiske kadar toz şekerimizi içine ilave yapıyoruz ikisine de. Ve en son suyunu verirken az bir şey de limon neden? Suyu vereceğiz. Usta neden toz şeker koyduk? Neden toz şeker koyduk? Şimdi pilavımızın kırılmaması için, daha beyaz görünmesi ve daha iyi görünmesi için toz şekeri kullanıyoruz. Hmm. Toz şekeri ve limon suyu. Ya. Daha parlak su ve tane tane düşmesi. Sen. Yok unutma. Sen Merveciğim. Unutmam Merve, annemi söyleyeyim. Sanki Merve bize şarkı söyleyecekmiş gibi duruyor. Evet işte duruyor. Ben dedim ya, siz tozunuzu ilave edin, sonra güzel bir şarkı dinleyeceğiz Merve'den inşallah. İstek parçamız var mı bilmiyorum, var mı bir isteğimiz Merve'den? Şey söylesin, Ali Baba'nın çiftliğini söylesin. Ben de zaten onu söyleyecektim. Onu söyleyecektim. Merve'nin kalbiniz çok temizmiş usta gerçekten. Evet, hadi söyle bakalım. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mü, mü diye vırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın çiftliği Bir çiftliğinde eşekleri var. Nasıl bağırıyor eşekler? Ay diye böğürür. Ali Baba'nın tekrar. Ali Baba'nın çiftliğinde koyunları var. Koyunları var. Koyunlar nasıl bağırıyor? Ne? Diye böğürür. Çiftliğinde Ali Baba. Tekrardan Ali Baba'nın bir çiftliği var de. Bir çiftliği var. Evet, çiftliğinde atları var. Atların sesinde sesçi arkadaşımızdan rica edelim. Atların tamam, sen söyle sesçi arkadaş vereceğim. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde atları var. Evet. Evet, harikasınız. Diye verir çiftliğinde Ali Baba'nın. Harikasın Merveciğim, çok teşekkür ediyoruz. Evet, sesçi Gökhan abimiz de çok güzel at seni çıkardı gerçekten. Evet, teşekkür ediyoruz Merveciğime. İnşallah biraz sonra güzel Gökhan abine de orada teşekkür etti Gökhan abim. Teşekkür ederim. Evet. Ya, harika bir ses çıkarıyorsun diye. Çok dedi. Güzel at sesi çıkardın. Evet, harikasın Mehmet'im. Şimdi ne yaptın Mehmet'i bir anlat bakalım. Seninle beraber biz yapalım. Ayşegül Hanım kenara çekildi. Şimdi nasıl yaptık? Pilavı bir anlat. İlk önce bir zeytinyağı koyduk. Tamam. Ondan sonra pirinçleri üstüne serdik. Tamam. Biraz tuz, biraz da toz şeker koyduk ve karıştırdık. Evet. Şu an kavurmaya devam ediyoruz. Evet, şu an öyle. Kavurma devam ediyoruz ve şu an hemen pilavımız kavrulmak üzere.
Şöyle az daha karıştıralım. Evet, bir de Mehmet biliyor musun, pirinçleri kavurduğumuz zaman çok karıştırmıyoruz. Böyle böyle ara ara karıştıracağız. Neden biliyor musun? O da pirinçler yine kırılmasın diye. Tamam mı? Evet. Şimdi pilavımızı içine şöyle safranımızdan renk versin, üç yüzümüzden. İçine ilave yapalım. Tekrar karıştıralım Mehmet'im. Evet, gerçekten süslü bir pilav oldu. Az bir şey, limon suyu, bir çay kaşığı kadar. Merve Nur der ki atı gibi süslü bir pilav oldu. Evet, Merve gibi güzel bir pilav oldu. Bir defa Mehmet şöyle. Bir karıştır bakalım. Yavaş, kendini yapma. Bakayım ben Mehmet'im. Şöyle pilavını bir karıştırırsın. Tamam mı? Çok fazla üste geçmeyecek şekilde şöyle suyunu ayarlıyoruz. Şu anda pilavımız yeterli suyu. Gördün mü? Hı hı. Sadece az bir şey üste çıktıktan sonra hemen hemen yeterli oluyor. Şimdi onun kapağını kapat Mehmet'im. Kapağı burada. İmam Mehmet. Evet, şöyle harikasın. Şimdi bir daha malzemeyi sayalım bakalım ne koyduk ona. Evet, Mehmet ustanın yanına geç. Gel sen benim yanıma gel Mehmet'im. Tekrar da şu tencerede bayanlar karıştır. Bayanlar bir tarafta, beyler bir tarafta. Şimdi o bir tane pilavımız hazır. Yavaş yavaş. Ne kullandık ona malzeme olarak? Zeytinyağı, pirinç, evet. Şeker, tuz. Onu da sonra kavurdu güzelce. Evet, üstüne safran. Safran. Kuş üzümü. Ve kuş üzümü serptik. Evet, anladım. Ondan sonra az bir şey daha. Az bir şey daha karıştırdık. Ve bir çay kaşığı kadar limon suyu koyduk. Evet. Ve şu an kavrulmasını bekliyoruz. Evet, pilavın dinlenmesini bekliyoruz. Pilavın dinlenmesini bekliyoruz. Evet, şimdi ikinci pilavı yapıyoruz. Şimdi de ikinci pilavı yapıyoruz. Evet, harikasın. Şimdi güzelce pirincimiz kavruldu. Beraber zaten kavrulmuştu. Yine aynı şekilde zaten biz tuz şekerini ayarlamıştık. Şöyle pirincimizin içine ne yapıyoruz? Su ekliyoruz. Su ekliyoruz. Şöyle güzelce suyumuzu verdikten sonra sevgili izleyicilerimiz, nohutu da şöyle içine ilave yapalım Mehmet'im. İmam Mehmet şu anda nohutları da döktü. Az bir şey limon suyu içine verelim. Şöyle bir karıştır. Nasıl? Suyu iyi mi? Suyu kendinin üstünde olacak bir seviyede olacak ama. İyi değil mi herhalde? Yani. Senin için az bir şey daha olsa yeterli ona. Tamam, onun da kapağını kapatalım. Şurada yanında. Şöyle güzelce altını kısalım. Ellerine sağlık Emine. Şimdi bir daha anlat bakalım biz ne yaptık, neler yaptığımızı bir daha anlat izleyicilerimiz duysun diye. Zeytinyağını koyduk, pirinçleri üzerine serptik, bir çay kaşığı limon suyu koyduk, kaynar su koyduk içine, ondan sonra safran, nohut, bir de kuru üzümü koyduk, bir de şimdi de kaynamasını bekliyoruz. Tamam, dinlenmesini bekliyoruz. Şimdi güveçte de fasulyemiz pişiyor sevgili izleyicilerimiz. Harika bir şekilde şöyle o pişsin ve zeytinyağlı şöyle Mehmet İmam'ın hazırladığı bize zeytinyağlımıza şöyle taze fasulyemizle pişiyor. Şimdi ilk sizden önce... Biz size bir şarkı daha söyleyelim mi? Tamam olur. Hadi bir şarkı daha Merve'den. Şey biliyor musun bir tane benim yeğen gelmişti böyle bir tane yeğenimiz vardı çok tatlı. Köpek uçmak istemiş diye bir çocuk şarkısı var. Unuttum. Peki okulda hangi şarkıları öğretiyorlar size? Hangi şarkıları öğretiyorlar okulda sizlere? Başka normal başka bir şarkı da söyleyebilirsin. Dinlediğin böyle sanatçılardan varsa. Sevdiğin bir parça. Ben Demet Akalın'ın dün gece şey, dün gece mi kaç seyret. Türkiye al. Söyle hadi bakalım. Hadi. Ben yarısını biliyorum. Tamam olsun yarısını söyle hadi. Dün gece mi kaç film seyrettim. Canım çıktı ağlamaktan. O Türkan yok mu? Türkan yine hep
sürmedi dudaktan. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sesiniz çok güzelmiş. Evet, şimdi ne yapacağız? Ustamıza dönüyoruz. Bakalım neler yapacağız şimdi. Evet, usta. Şimdi pilavlarımızın dinlenmesini bekliyor sevgili Ayşegül Hanım. Şimdi ilk önce ne yaptık? 1 kilo pirincimizi ikiye ayırdık. Mehmet imam yaptı gerçi hazırladı ama yine biz de anlatalım. Bugün pilavlar ve yemekler Mehmet Hoca yaptı sevgili izleyicilerimiz. İmamımız yaptı. Şöyle genç imamımız, geleceğin imamlarından bir tanesi. Ve güzelce ne yaptık? İlk önce pilavımızı ikiye ayırdı, pirincimizi. Güzelce yıkayıp ikiye ayırdık. Sıvı yağımızı ilave yaptık. Siz istersen margarin de kullanabilirsin ama biz sıvı yağ kullanıyoruz. Ayşegül Hanım biraz margarinle rahatsız olduğu için biz fazla kullanmıyoruz. Bol bol aslında evet. Kullanmamakta fayda var. Fayda var, aynen öyle. Önce sıvı yağımızı koyuyoruz. Yağımız ısındıktan sonra üzerine pirinçlerimizi ilave yapıyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Sevgili izleyiciler, ayrı ayrı iki tencere alın, ocağın üstüne koyun. Pirinçlerinizi güzelce kavurun. Birisine safran ve kuş üzümünü ilave yapın ve tuz, şeker, az bir şekilde limon suyu verip pirinciniz daha güzel tane tane düşecek ve de parlak olacak. Ondan sonra suyunu verdikten sonra kapağını kapatın. Öbür pilavı da aynı şekilde malzemeleri kullanın ama suyunu, ilk önce suyunu verin, ondan sonra nohutu içine ilave yaparsınız. Çünkü nohutu içine ilave yaptığınız zaman su oranını ayarlamayabilirsiniz. Onun için size şey yapabilir, pilavınız lapa düşebilir. Lapa düşmemesi için, tane tane düşmesi için ne yapmanız lazım? İlk önce sevgili izleyicilerimiz suyunu verin, ondan sonra nohutunuzu ilave yapın. Ve az bir şey limon suyumuzu içine ilave yaptıktan sonra şu anda iki tane pirincimiz de yavaş yavaş dinleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi 5 dakika sonra bunlar da hemen hemen hazır olacak. Ve diğer aşamaları biz burada teker teker size anlatacağız sevgili izleyicilerim. Robottaki... Tabii bak, bir de peynir kısmını merak ediyoruz. Peynirle hangi aşamada ilave edilecek acaba? Kaşar peyniri ve beyaz peynir ilave edeceğiz. Tabii ikisi de ilave yapacağız ama biraz beklememiz lazım. Pilavların çıkması lazım. Pilavlar çıktıktan sonra pasta kalıbına koyacağız. İlk önce bir tane pilavımızı alta koyacağız. Onun üzerine beyaz peynir ve kaşar peyniri rendeleyeceğiz. En üste tekrardan diğer pilavımızı dökeceğiz. Az bir şey kaşar peyniri ve domatesle süsleyip 2 dakika bir fırına sürüp çıkardıktan sonra hazır olacak sevgili izleyicilerimiz. Harika, muhteşem bir pilav olacak evet, bu. Evet, harika bir pilav. Çok da değişik bir pilavımız. Güzel malzemeler var, öyle değil mi Merve Hanım? Evet. Hakikaten Merve'nin dediği gibi görüntüsüyle süslü olduğu belli. Gayet de böyle güzel, nohutlu, kuş üzümlü, ama, safranlı, bak şu var, Ayşegül Hanım. Şimdi iki tane pilav birbirine eşdeğer yapıldı gördüğün gibi. Evet. Farkındaysa robottaki pilav daha erken evet. hazırlanıyor. Yani ocağın ateşinden daha erken şey oluyor. Doğru. Onun için yani hakikaten robotumuz çok kullanışlı sevgili izleyicilerimiz. Her şeyde birebir. Ne yaparsanız yapın. İnan ki çok büyük bir verim elde edersiniz. Hem tasarruftan hem elektrikten hem zamandan çok zaman kazanacağınız için şöyle gördüğünüz gibi. Hem de rahat geniş tepsisi sizi inan ki yormayacak. Yapışmaz. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Şu anda birinci planımız hazır. Evet, İkincisine de bakalım. Güzel. Ben teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Evet. Şurada hemen hemen. 2 dakika. Güzelce sevgili izleyicilerimiz şu anda 2 tane pilavımız da hazır. Ben tekrardan imam kardeşimi yanıma alacağım. Şöyle. Şöyle genişte bir kab alalım yanımıza. Bir hazırlık yapalım değil mi Mehmet'im? Şöyle rendemizi de yanımıza alalım. Rendemi şöyle yanımıza dursun. Değil mi? Bir yere gitmesin. Evet. Gidebilir mi? Gidemez. Evet artık senin korumanda. Ben dayım diye benden kaçamaz diye. Merve dayın rendeye el koydu. Evet. Şimdi pilavımızı alalım hemen hazır oldu zaten. Şöyle. Siz biraz daha peki usta bir şey sorabilir miyiz? Hani tabii. Dinlendirmeye gerek var mı yok mu? Şimdi biz evde, canlı yayındayız. Biz canlı yayında çok olduğu için da. Biz biraz farklı yapıyoruz. İzleyicilerimiz bunu, bilgi bir, sahibi olsunlar diye. 10 dakika sevgili izleyicilerimiz biz burada gerçi bunları anlatıyoruz, dile getiriyoruz. Siz de uygulayın diye. Şimdi biz burada canlı yayında olduğumuz için bizim burada süremiz çok kısa olduğu için biz bazı şeyleri biraz daha erken almaya çalışıyoruz. Veyahut da yüksek ateşte pişirmeye çalışıyoruz. Biz kesinlikle kamera arkasında veya önceki zamanlardan herhangi bir yemek burada hazırlayıp çıkarmıyoruz.
ne varsa burada yaptığımız için siz de görün diye. Yani biz oluyor 5 dakika pişmemiş olabilir veya da tam şey olmamış olabilir. Ama biz görüntüyü size gösteriyoruz. Siz onu ne yaparsınız evde yaptığınız zaman 10 dakika veya da 5 dakika fazla dinlendirin, bekletin. Ve o zaman pilavınız olsun, çorbanız olsun, ne olursa olsun, tatlınız olsun daha güzel olacak ve daha iyi bir lezzete yiymiş olacaksınız. Evet, şimdi biz... O zaman diyelim ki bu pilavları hazırladığınız zaman şöyle bir dinlendirin. Güzel dinlendikten sonra pasta kalıbınıza veya artık kek kalıbınıza, nasıl bir kalıbınız varsa nasıl çıkaracaksanız o şekilde hazırlayın. Evet, şöyle Mehmet'im senin yanıma alayım. Şöyle kenarına dökelim pilavımızı. Taşı vereyim sana. Şuraya dökmeyeceğiz, şöyle yanlarına. Her tarafına gelecek şekilde. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz kalıbımıza güzelce hazırladığımız pirinci dökeceğiz ilk önce. İlk aşama olarak şöyle bir Mehmet kardeşim malzemeyi döksün, ondan sonra size diğer malzemeleri anlatacağız. Mehmet'im istersen bir daha anlat bakalım sevgili izleyicilerimize neler yaptığımızı bir daha anlat. Tencereye zeytinyağını koyduk. Ondan sonra pirinçleri koyduk. Evet. Tuz ekledik, şeker ekledik. Bir çay kaşığı limon suyu koyduk. Evet. Nohutları da ekledik. Ve dinlenmesini bekledik. Şimdi de kalıba dolduruyoruz. Evet, artık Mehmet çok güzel bir şekilde pilav yapmayı öğrendi. Öyle değil mi Merve Nurcuğum? Tabii şimdi senin biraz hani boyun yetişmediği için ocağın başına çok almak istemedik seni. Ama inşallah biraz sonra ne yapacağız? Üçüncü bölümde Mehmet dayınla beraber, ben, sen, Abdullah Usta ile beraber. Bak orada güzel elmalar duruyor, görüyor musun? Elmalardan harika bir tatlı hazırlayacağız. O zaman biz tezgahın başına geçeceğiz. Yani öyle burada oturup, buradan böyle işte erkekler ağlamaz. Ondan sonra işte pilav çok güzel görünüyor. Yorum yapmak yok, seni de çalıştıracağız, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, harikasın. Şöyle hepsini dökelim. Sevgili izleyicilerimiz çok harika ve çok güzel bir pilavımız. Mutlaka evde yapın, siz de uygulayın. Biraz sonra zaten görüntüsünü gördükten sonra siz ona göre bir karar vereceksiniz. Değişik bir pilavımız. Dökelim, hepsini dökelim herhalde, ziyan olmasın diye. Bu da sana yardımcı olayım, şöyle kenarda toplayalım. Şöyle. Biz de tabii izlerken öğreniyoruz. Öyle değil mi? İyi bir şekilde gözlemleyelim. Yarın bir gün yaptığımız zaman biz de güzel bir sonuç çıkaralım ortaya. Anlaştık mı? Anlaştık. Şöyle kenara alalım. Mehmet bir yer. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle altına nohutlu pilavımızı güzelce şöyle bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle de kaşığımızın yardımıyla güzelce bir döküyoruz. Şunu alalım. Tamam. Şimdi Mehmet'le beraber güzelce sevgili izleyicilerimiz. Evet, şunu bana rendeler misin sana tamam canım? Elini bulma. Evet. Hele bu pilavın, iki tane pilavın arasında sevgili izleyicilerimiz, o kaşar peniri var ya, beyaz peniriyle bir eriyor var ya, bir görseniz harika, harika bir şekilde. Evet, çok güzel bir lezzet olacak gerçekten. Çok güzel bir tat oluyor. Evet. Şöyle bir sevgili izleyicilerimiz, şöyle kaşar peynirimizi rendeledik. Şöyle beyaz peynirimizi de onun kenarına şöyle rendeleyelim. Sağ olsun şöyle Turan abi, Turan Halisoğulları bize köyden özellikle köy peyniri göndermiş. Buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Turan abime. Biliyorsunuz etlerimizi günlük taze bir şekilde Şahintepe'de Turan Halisoğulları'ndan alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerimiz bir evet, gösterelim. Evet ama bu pilav biraz böyle şey gelmiyor. O pilavla çok olmayacak mı usta? Biraz ayırsak mı? Tamam ayıralım. Şöyle ben alayım o zaman. Evet çok az bir ayıralım da tamam. En azından. Şöyle. Bakın sıcak. Çünkü dikkatimi çekti ızgaranın başında dururken böyle
biraz baktım. Hakikaten o pilav da bayağı... Olmaz mı? Evet. Bakış öyle aşkım. Ahtal bakıcı gibi bakmışsınız. Yani ben korktum sizden yani. Olmaz mı bir bakış öyle? Evet. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bayanlar da ne kadar böyle şey yapmasalar da hep böyle yemeğe müdahil olmak istiyorlar. Evet müdahil olsunlar. Yani zaten bizim onda bir sıkıntımız yok. Bizim de aslında istediğimiz bayanlarımızın güzelce... Evet, ben fazla oturamıyorum. Oturmaktan yoruluyorum artık. Hemen böyle bir müdahaleyle. Evet harikasınız. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım aslında işin püf noktası sebebi burada. Şimdi iki tane pilavın arasına şöyle beyaz peyniri koyuyoruz. Allah bir de peynir Öğren sevenler varsa var ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Peynirimiz nasıl çok tuzlu olmayacak öyle evet, değil mi beyaz peynir? Aynen öyle çok fazla tuzlu olmayacak. Şöyle üzerine kaşar peyniri. Muhteşemsiniz ya. Şöyle sevgili izleyicilerimiz bu iki tane pilavın arasına geldiği için o eriyecek ve pilavların bir de harika bir şekilde. Pilavı var ya bol karabiberli seviyorum. Tabii onu ayrı tabaklarımıza alıyoruz evet. O çok farklı bir şey. Pilava hakikaten peynir, domates, karabiber bu tür şeyler çok yakışıyor. Aynen öyle. Şöyle sevgili izleyicilerimiz diğer pilavımızı da sıcak sıcak bir şekilde gördüğünüz fırından gibi. Çıkmış gibi böyle. Hani evet. Derler, fırından yeni, yeni çıkmış. Şöyle güzelce sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle. İnanın dumanı tutuyor üzerinde. Bilmiyorum kameralar yani görünüyor mu ekranlardan. Ama hakikaten dumanı üzerinde tutuyor şu an. Şimdi zaten onun sıcaklığı hem beyaz peyniri hem kaşar peyniri eriteceksin. Evet. Çok apayrı bir tat veriyor, lezzet veriyor. Bir de zaten bir 5 dakika kadar da fırında bekleteceğimiz tabii için. Tabii fırında bekleteceğimiz için o zaman daha güzel olacak. Aslında hiç fırında bekletmesen de olur. Yani şey yaparsan izleyicilerin eğer acelesi varsa zaten o kendi sıcaklığıyla eritir. Doğru. Ama biz fırına niçin atıyoruz? Daha güzel bir beklesin, dinlesin, tat versin diye. Tamam. Bir açtınız. Tamam açmayalım da. Nazara gelmesin diyorsun. Ay evet pilavımız nazara gelmesin. Şöyle. Evet zaten imam dua okuyordu ya nazara gelmesin diye benim pilavım. Evet Mehmet'in evet. Elleri değdi o da güzel oldu tabii ki. Mehmet'e teşekkür ediyoruz bu arada. Biraz sonra Merve Nur da bize güzel bir tatlı hazırlayacak. Merve Nur da çok seri kanlı öyle oturduğuna bakmayın. Kıpır kıpır duramıyor yerinde. Evet. Ama eli mahkum. Evet biraz sonra alacağız onu da yanımıza. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi bütün pilavımızı... O kadar kurulaştı ki sevgili izleyicilerimiz. Bak şöyle bir göstereyim. Zerre kadar yapışma yok gördüğünüz gibi. Şu anda pilavımız... Güzelce, evet şöyle ben bir toplayacağım. Evet, daha tam aşama olarak bitmedi. Hı hı. Şöyle bir düzelteceğiz tekrardan sevgili izleyicilerimiz. Biraz bastırsak daha güzel görünecek ve kalıpta daha güzel çıkar güzel. Sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Evet. Taşımızı şöyle kenara bırakalım. Şöyle muhteşem, bir tane muhteşem. Domatesimizi alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yarım ay şeklinde şöyle keseceğiz. Usta bir şey bir hani fikir bu sadece böyle ortasına doldurabiliriz domatesle değil mi? O tabii, da güzel olur. Tabii aynen öyle onu da yapabilirsin hatta şöyle de yapabiliriz. O da böyle pişer hani şey olur. Bunu da, çünkü bu da çıkıyor değil mi bu aparat da çıkıyor. Yok o kalıyor içinde. Ha, kalıyor mu? Ona farklı bir şekil yapabiliriz. Nasıl bir şekil yapalım? Şu pilav önce ne yapalım? Şöyle domatesimizi de şöyle üzerine gelecek şekilde şöyle. Dizeceğiz. Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce pilavımızı hazırladık. Ve az bir şey şöyle ben kaşar peyniri çok hafif az bir şey. Şöyle kaşar peyniri de üstüne serpiştiriyoruz. Fazla olmayacak bu şekilde.
Abdullah Usta'nın peynirli süslü pilavı vardı. Harika tabii ki var. Yaptık daha doğrusu. Şimdi fırına göndereceğiz ve muhteşem bir şekilde, muhteşem bir görüntüyle inşallah hep beraber sizlere sunacağız tabii ki. Altında nohutlu pilavımız, üzerinde safranlı kuş üzümlü pilavımız, domateslerimiz tabii ki iki pilavın arasında beyaz peynir, kaşar peynir var. Muhteşem bir lezzet, muhteşem bir sunum. Ve şimdi fırına doğru gidiyor bu harika pilav. Evet, şöyle 5 dakika bir fırında güzelce dinlendikten sonra pilavımız hazır. Evet, o zaten fırına niye koyuyoruz? Peynirler biraz erisin diye. Yani 150 derece bir 5 dakika durdu mu yeterli sevgili izleyicilerimiz. Evet, zaten pirincimiz pişmişti biliyorsunuz, pilavlarımız daha doğrusu. De beraber şöyle hazırladığımız pilava bir bakalım bakalım nasıl oldu. Önce şöyle fırınımızı bir kapatalım. Sevgili izleyicilerimiz şöyle pilavımızı bir alalım. Şöyle pilavımızı aldık sevgili izleyicilerimiz. Evet, şöyle koyalım. Şöyle bir açalım bakalım pilavımız nasıl olmuş, nasıl olmuş. Tamam. Ayşegül Hanım nasıl olmuş pilavımız? Ah 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 Merve nasıl olmuş söyle bakalım. Nasıl görünüyor? Şöyle sevgili mükemmel diyebilir yani hakikaten mükemmelden de diyebilirim kesinlikle muhteşem oldu harika görünüyor pilavımızın arasında bakın kaşar peyniri beyaz peynir altında nohutlu pilav üzerinde safranlı kuş üzümlü domateslerle ve peynirlerle süslediğimiz harika bir pilav oldu Abdullah Usta'nın süslü peynirli pilavı da hazır. Muhteşem ve sevgili Mehmet hocamızın yaptı. Mehmet hoca inşallah Allah söyletti. Gerçekten Allah söyletti. Sevgili Mehmet kardeşimizin Merve Nur'un dayısının yaptığı zeytinyağlı taze fasulyemiz tabağımızda hazır. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Yine yarın aynı saatte karşınızdayız tabii ki bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler yine bir günü, güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.